Hepinize selam dostlar, ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber dostlar Almanya Sosyalist Cumhuriyeti serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Sovyetler Birliği ile müttefik olup Polonya'yı yok etmiştik. Polonya'nın sınırlarını kendimize katmıştık daha doğrusu ve bir sonraki bölümde arkadaşlar kafamızı gözümüzü Türkiye'ye çevireceğimizi söylemiştim. Ancak Türkiye şu anda Sovyetler Birliği ile çok güzel ilişki içerisinde. Türkiye ile savaş yapmamız demek Sovyetler Birliği'nin ilişkimizin düşmesi demek. Bu yüzden abi ben birazcık şey yaptım ve bakıyoruz şu anda Sovyetler Birliği'nin ilişkisine. Norveç gerçekten güzel konuma sahip bir devlet ve ikimizle de kötü ilişkilere sahip. Başka bakıyoruz abi, İtalya tabii ki -98 abi İtalya. Gerçekten sıkıntı. İtalya ile kesin savaşacağız. Artı 20'li görüşümüz var ama gerçekten umurumda değil. Almanya'yı formuna demişseniz Almanya'yı şu anlık formlamayacağım. Almanya Sosyalist Cumhuriyet olarak yaşantımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, ben birazcık asker bastım. Şöyle de nüfus yayını göstereyim size. 5000'den 4800'e kadar düşürdüm bu nüfusu. Bu Norveç Savaşı bittikten sonra birazcık seferlerimize ara verip biraz daha kendi ekonomimizi ve nüfusumuzu güçlendireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 46 bin, hepsine 60 bin sanırım. İnşallah yazacağım. Atamadım bile. 60 bin. Evet, bir tane de 105 bin kaldı abi. Onu da atıyorum hızlı bir şekilde gitsinler. Sovyetler Birliği'yle ilişkimiz düşse bile bize kesinlikle savaş yenmeyecek, biliyorsunuz abi. Oyunda şeyden yok. Çin Cumhuriyeti'ne karşı savaşa çağrılıyoruz. Şimdi Çin Cumhuriyeti ne alemde? Tamam, savaşalım abi. Savaş yenetlerim. Amacımız zaten Sovyetler Birliği'yle ilişki kasmak, yani başka bir şey değil. Ama o da bize savaş yenetli. Güzel abi, aferin. Şöyle gitsin bakalım abi, ordumuz 6000, 105 bin. Tamamdır. Ben kendisini Norveç'e şu anda savaş ilan ediyorum. Eksi 45 bine düştük. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı gerçekten değil. Hatta seni ben siliyorum abi. Paramız artıya çıksın tekrardan. Aynen, aldın kanka oraları. Şöyle ilerleyelim bakalım. Nereye gidiyorsun? Dur ya. Şuraya gidemiyor musun? Tamamdır abi. Yolladım hepsini. Evet, Norveç gerçekten kolay bir savaş olacak bizim için. Zaten artı 75 abi. Hemencecik. Yok edelim abi bu tarafları da. Çok güzel. Hemen Oslo'ya toplayalım bütün askerlerimizi. Artı 100'lük savaş skorumuza ayrılıyoruz abi Norveç sınırlarından ve tek kalan devlet İskandinavya adalarından Finlandiya kaldı. Finlandiya'da şu anlık Sovyetler Birliği'nin iş geliştirdiği için savaş ilan etmeyeceğim. Ancak olası bir savaşta tabii ki hazırlıklı bulunacağız. Bakalım abi ilişkisini. Artı 7 artı 34, tamam. Şimdi biz bu şu Çin cephesine biraz asker gönderelim veya çıkarma atalım abi. Çıkarma atsak daha mantıklı olur. Ben şöyle Norveç'le bir hemen barış imzalayayım. Bayağı toprak var yalnız bizim şey savaştığımız. Şuraya bakın yani. Topladık hepsini. Bütün askerler toplansın. Şöyle abi Çin'in şurasından neresi? Şu Xiamen kentine atalım bakalım abi. Ta nereye kadar ilerliyoruz bu arada? Çok çok mu hoş abi? Hızlıca buradaki toprakları asim edelim. Çok az kaldı. Bu eyalet asim olmamış. Ettik, tamamdır. Evet, şimdi izleyeceğiz. Oyunumuzu da kaydetti. Evet, yavaş yavaş geliyoruz abi. Geldik. Ben buraya Alman'a veririm. Sıkıntı yok. Ve çıkarmamız başarılı oldu. Şöyle hızlı bir şekilde abi bütün oralarını bölüyorum. Ve bu arkadaşı buradan atıyoruz abi. Şöyle direkt başkentini oynamayı düşünüyorum kendisinin. Ne yapalım ne yapalım. Şöyle ilerleyelim. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. İlerleyelim abi, ilerleyelim. Çok da hızlıca ilerliyor. Zaten Sovyetler Birliği de önden ittiriyor abi. Biz büyük ihtimalle buradaki toprakları kendimize katacağız. Kalanı da Sovyet'e devredeceğiz arkadaşlar. Yanlışlıkla tur atladım. Sıkıntı yok. İlerleyelim. Güzel. Başkentine de gittik. Şurada bir sıkıntı olabilir mi diye bakıyorum. Şurada.
Yok, akıl etmedi almayı. Peki abi. Çok güzel. İlerleyelim abi. İlerleyişi sürdürelim. Sürdürelim. Buradan da. Hızlıca abi. Çok hızlı bir şekilde. Zaten Sovyetler Birliği'yle müttefikiz abi. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Gerçekten 10 numara 5 yıldız şu anda durumumuz. Bölüşeceğiz çok büyük ihtimalle zaten toprakları. İlerleyelim abi. Bir kalmış abi orduya bak. Evet. Şişan'ı da aldık ve bu savaş bitti. Evet. Bakalım abi neler alabiliyoruz. Şimdi ben şöyle bir değerli toprakları almak istiyorum abi. Şu kadar bana verirsen gerçekten kafi. Çünkü bu topraklar benim için çok değerli. Şuralar herhalde. Şuralar özellikle. Yani 10, 17 nedir abi? Fıstık yani. Fıstık gibi topraklar. Şöyle şey yapacağım. Bu tarafları almayacağım. Almak istediğimi aldım. Ne kadarmış abi bunun? 160 puan istiyorsun. 160 puan istiyorsun. Bunlar Japonya ile kesinlikle savaşacaklar. Ben şöyle birkaç toprağımdan vazgeçsem. Özellikle şu 5'li 4'lerden falan. 130-128. 160 neresinden vazgeçsek. Zaten hepsini alacağız abi. 164 vasallaştırma talep et. Ve yolla. Anladım. Hızlı bir şekilde bunda asim edelim. Anne eksiğim çok pardon. İlhak talebi. Ve bum. Çok güzel. Şimdi gerçekten güzel sınır oldu bu arada. Sovyetler Birliği'ni tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız sınırı yaptık. Yani şu sınırın güzelliğine bakın. Bu toprakları Sovyetler Birliği'ne isterseniz verebilirim arkadaşlar. Burada Moğolistan'la da o artı 99 nedir abi? Çok güzel ilişki ya. Evet. Biriyle savaşta. Hiç umurumda değil. Yesinler abi birbirlerini. Hala mouse alamadım bu arada beyler. Görüyorsunuz. Hala yavaş yavaş ilerliyoruz. Kusura bakmayın gerçekten. Ya elimde olsa hemen alacağım da deyin işte. Evet. Topladık askerlerimizi. 37.375 bin askerle geri dönüyoruz. Nereye geri dönüyoruz? Berlin'e geri dönüyoruz. Hızlıca dönsünler bakalım. Döndükleri anda da asil işlemlerine başlatacağım. Döndünüz mü? Şunları artık bir çeksen de hani ben asil işlemlerini yapsam. Çok teşekkür ederim. Eksi 111 yiyoruz çünkü abi askerlerimiz suda. İlerleyelim abi. Evet, Türkiye ile biri mi savaşta? Yok, bu kim abi? Mahra. Mahra Umman'la dostlukmuş. Peki abi. Ayrıca artık Türkiye'nin alma vakti geldi sanırım. Bakıyorum yok abi adamla yine ilişki. Bu ilişki basmışlar yani bildiğin. Bunlar ne alemde? Artı 90. Bunların savaşı kopacak kesin yani. Bunlar bayağı kötü ilişkiler geliştiriyor. Finlandiya'ya ikimiz güzel, Türkiye ikimiz güzel. Türkiye'yi de aslında şöyle ittifak teklif edebiliriz. Bunu da size bırakıyorum. Türkiye'yi ittifaka alalım mı? Veya şu toprakları alıp ondan sonra Türkiye'yi mi ittifaka alalım? Bekliyorum abi. Ben bu savaşta tabii ki Türkiye'yi destekleyeceğim. Şöyle Armağan'la 2000'lik gönderdim adama şaka gibi. İlerleyelim abi. Hadi abim. Gelin artık. Bir puanımız gelmiş. Onu da üretim yerine veriyorum. Evet gelmek üzere. Bayağı eksiydik ama sıkıntı yok yani. Hiç sıkıntı yok. Şöyle abi ben Türkiye'ye armağanımı yolluyorum. Bakalım nerede askerimiz var. Evet bir hastalık çıktı abi. Veba. Dizanteri, tüberküloz, veba. Afrika'da var. Bir de benim ne güzel. Şuna karşı savaşı hazırlan. İtalya. 3 tur. 3 turda ben hazırlanamam ona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eyalet. 8. 3 turda gerçekten hazırlanmam mümkün değil yani. Sevgili Stalin. Birazcık bana zaman verirsen ben savaşa katılacağım. Yollayalım hepsini abi bu tarafa yine. 60 bin desek 8 çarpı 60 bin 48 bin. 48 bin asker depolayalım hemencik abi. Çok güzel askerler bastık. Hemen hızlı bir şekilde 48 bin asker toplayalım. Sovyetler Birliği birazdan savaşa girecek sanırım. Yep, girdiler. 41 bin. Buralar gerçekten ölmüş be. Gerçekten ölmüş yani buralar.
Şimdi şöyle bir şey yapsak, bunlar buradan ilerleyecek ve hoş değil yani. Gerçekten hoş değil. Gerçekten hoş değil. Hoş değil yani. Buna ilerlemeden biz bir barış yatabiliyor muyuz? Kardeşlik kazansın abi ya. Çünkü ben buradaki toprakları kendime istiyorum açıkçası. Hani İtalya'yı değil de. Şöyle yapalım. Şimdilik bir asker basımı gerçekleşiyor. Çok 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 ufak. Kabul ederler mi diye bilmiyorum. Yani saldırmasınlar diye savaş ilan ediyorum. Barış müzakeresi teklifleri gönder. Yok, kabul etmediler. Ama bunlar da kalsın böyle yani. Biz asker basmaya devam edelim. Hatta şuraya atalım abi. Şunlardan atalım şurayı. Çok hoş. Şurayı da at. Evet. Sovyetler Birliği de iyice yanaştı abi sınırımıza. Üstte de toplanıyoruz. 22 bin. Bu biraz acıttı. 45 bin. Hadi abi. 18 bin. Peki abi. Oğlum bin askerle saldırdı manyak herif. Hazırlıksız yakalanınca böyle oluyor yani. Hazırlık yanlışlıkla tur atladım. Ne güzel. Hazırlık yapmayınca böyle oluyor maalesef. Şimdi şöyle rastgele atıyorum abi. Tamamen rastgele atıyorum. Şöyle attım. Şurayı bir savunsak kolayca halledebileceğiz. Şöyle ben İtalya'nın Libya'daki topraklarını çıkarmak atıyorum. 1300 orduyla ne yapacağımızı ben de bilmiyorum ama atıyorum yani. 625 geri dönsün. Çıkarma başarılı olamadı bile yani. Oh. Şimdi gel abi. Şimdi geliyorsun bana. Şöyle yolluyorum. Venise'de at çıkarma attık. Ama abi ilerleyelim buradan. Dur. Bunun 72 binlik ordusu sanıyorum Londra şey Londra diyorum. Bu tarafta falan bekliyor abi. Biraz çok karmaşık gözüküyor. Şunu yakınlaştırayım biraz. Benim de gözüm kör oldu yani. Bu arada ben bunu 12 bin falan zannediyormuşum. 12 bin değilmiş. Ya buradaki iki toprağı kesinlikle alacağım yani. Hiç kaçarı yok. Sovyetler Birliği'nin oradan kaçarı yok. Ben bu toprakları satmam abi. Ya 257 orduya nereye gidiyorsun ya? Gel şuraya Allah al işte orası. Orayı da aldım manyak ya aman. Şöyle şurayı çıkarma için kullanacağım ben. Buraya, buraya da aynı şekilde. Bir de şuraya atalım. Çok şekil ilerliyoruz be. Bin zınk. Durduramıyor abi yok. İşte dediğim bu abi İtalya gerçekten şey konuşamadım. Almanya gerçekten çok bafflanması gereken bir devlet. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda. Çünkü gördüğünüz gibi abi yok ediyoruz her yeri. Hani benim şeyi yok edemediğime bakmayın abi. O biraz benim beceriksizliğim oldu. Neydi onun adı? Şöyle full atacağım. Sen de buraya gel. Biraz daha dayan. Tamamdır. Yanlışlıkla tur atladım. Biraz daha atladım. İyi oldu aslında ya. Evet iyi yapmışım. İlerleyelim abi. 15 dakikaya yaklaşmışız zaten. Bu savaşta artık son olur. Bilerek bekletiyorum ki hepsi bir yerde toplansın abi. Hızlıca bitirelim. Artı 62. Ya abi ciddi olamazsın ya. Şuradan gitmen çok daha kolay ama hadi neyse yani. Yok oldu. Şimdi topluyorum abi askerlerimi. Bunun nerede toprağı var?
Şuradan alabiliriz aslında. Askeri işçi bir sor. Çok hoş. Bir saniye bekleteceğim bebeğim. 86 bin. Nereye girelim? Nereye girelim? Girelim peki buraya. Girelim yani. Girelim. 30 binlik. 229 bin. Roma'ya abi. Roma'ya. Başka nerede toprağı var? Yok. Evet, Perslar şey almış bu arada. Garip. Rodos'u. Rodos'u Türklere armağan edebiliriz Perslerle savaş. Evet, güzel fikir. Beğendim. Kendi fikrimi kendim beğendim. Ah bir de yanlışlıkla tur geçmesem. Yayıldın kanka. Yine yanlışlıkla tur geçti. Çok güzel. Yine. Klavye alışamadık. Arkaya bir çıkarmıyoruz. Ya bu yeter herhalde ya. Hı? Yetersin herhalde ha? Hatta şöyle yapacağım. Evet. %80. Dur ya, nereye gidiyorsun oğlum? Gel gel. Yazık lan, asker de basamıyor. Ya aman çocuk. Ki Allah aşkına oraya gittin çıkarmam attım 1850 ile ya. Ay, uğraştıracaksın illa beni değil mi ya? Şey yapabileceğini zannediyor ya, gerçekten salaksın yani, kusura bakma ama hani ne alemdeyiz, ilerleyelim abi, ilerleyişi sürdürelim, durmak yok, ölene kadar devam. Aldın aldın aydın aldın, babayı aldın. Evet, bu arada Türkiye için kararınızı bekliyor olacağım arkadaşlar, video bitmeden de söyleyeyim, hatırlatayım dedim. Ne istiyorsanız abi. Müttefik, savaş fark etmez bana. Müttefik olursak toprak mısın oluruz. Persler almasın abi orayı. Perslerin orayı alması savaş sebebi. Alamadılar. Güzel, salak Perslar. Şimdi şu Persler kesin Rodos'u alacak abi. Bakayım aldılar mı? Persler. Evet aldılar. Geçmiş olsun. Oğlum, ha korktum. Türkiye Persleri mi yok oldu dedim. Evet. Şimdi. Sevgili Sovyetler Birliği. Ver abi bunları. Ben sana Amerika diyorum. Afrika'dan toprak veriyorum. Hiç sıkıntı etme. Hiç sıkıntı etme. Şöyle Libya'yı da alalım. Libya mı? Burası mı? Eritre, Etiyopya. Etiyopya. Adamlar 24 puan almış. Onları da elinden aldık. Büyük ihtimalle onlar Libya taraflarını falan alabilecek. Ben de artan puanlarımla Libya'yı vereceğim onlara abi. Başka bir yer kaldı mı? Şöyle. Gerekli toprakları alalım biz de yani. 9'luk alacağım. Nice. Tamam. Böyle çok güzel bir anlaşma. Oo, Venice benim. Kardeş, Venice benim. Yok. Hayatta vermem orayı. Lan sana burayı veriyorum. Ne? Bak ya. Bak ya. Aa, çok çok ayıp oldu ya Sovyetler Birliği. Çok ayıp oldu bu arada. Kınıyorum yani seni. Kınıyorum abi. Oğlum bir dur lan. Neyse buna da savaş yani derim abi. Tayland'ın bizim toprağımız var mı? Şimdi. Bir yerden asker işim olmadı, şöyle sıkıntı yok. Ne alemdeyiz abi. Mısır Krallığı'yla anlaşma yaptılar. Hatta sabaha da top tek yok edeceğim bu arada. Hiç Avrupa'ya çıkarmıyor. Ulaşamam, evet. Buraya bir çıkarmıyormuş dengesiz. Hemen atalım abi. Abi orada nasıl ulaşabiliyorsun oraya ya? Cidden saçmalık yani ya. Aman.
Bir de 97-22 orduyla yayılıyor. Geri zekalısın sen ya. Ay. Sovyetler bir işini doğruya yemin ediyorum çıldıracağım ya. Adam nasıl çıkarmayı yiyebilirsin? Nüfusun kadar ekonomisi var bu adamın ya. Kaybettiği topraklara bak ya. Bassan ordu şuradan ordu. Gerçekten saçmasın ya. Bu da buraya gidiyor. Ya git abi şu Beijing'e gir. Bu salada bir çıkarma atalım abi biz. Tayland neresi? Tayland burası. Yolluyorum. 82. Bunu da Tayland'a yollayalım bari ya. Boş kalmasına. Yolladım gitti. Gidin bakalım aslanlarım benim. Sen de git. Sen de git. Hiç sıkıntı olmaz. Dur 14 bin atmayalım şimdi ya. Evet. Hızlıca hasin edelim. Şu orduyla şurada bekleteceğim. Zaten Venice alacağız abi. Dert etmeyin. Bu arada gayet saçma bir yere çıkarma attım. Ama hadi neyse yani. Görebileceğiniz en saçma şekilde çıkarma attım. Bu savaşta son. Ondan sonra bitiyor abi. Videomuz bitiyor. Serimiz bitmez daha. Serimiz var ya. Serimizin en az 1-2-3 bölümü daha var. Orada bir çıkarma. Denize değil be evladım be. Aman. Deniz yok evladım. Bitti zaten savaş. Şuraya bak. Çıkarmamız gelene kadar yok ettik abi adamları. Hepsini alacağım. Siyah. Evet. 22 dakika olmuş abi diyor. Evet. Sovyetler Birliği daha fazla bitti. Savaşa çağırmadan beni. Sen kimsin? Sen kimle savaşıyorsun ki benden şey istiyorsun? Finlandiya. Yok. Ne alemdeyiz? Tamam. Evet. Almanya diyorum. Türkiye için kararlarınızı bekliyorum. Şu tarafı almak istiyorum ben de. Çok garip bir sınır çünkü burası. Evet. Kararlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde ben Venice'i de işgal etmiş diyecektim ki. Sağ abi. Bö. Siyah. Evet. Ben bir sonraki bölümde bunları asimetrik bir şekilde karşınıza geleceğim arkadaşlar. Şöyle oyunumu kaydediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka yerde görüşmek üzere. Hepinize çok seviyorum. Hoşça kalın ve bye bye.